geçmişin birikimini günümüze taşıyıp geleceğe emin adımlarla yürüyen bir kentin hikayesidir. Bu, ticaret ve sanayide Anadolu reformunu gerçekleştirip Türk'ün imzasını dünyanın dört bir yanına atan bir anlayışın hikayesidir. Ve bu, Güneydoğu Ege'de yer alan ve enerjisini binlerce yıllık geçmişinden alıp Türkiye'nin bağrında bir yıldız gibi parlayan Denizli'nin göz kamaştırıcı hikayesidir. Bu hikayenin başlangıcı M.Ö. 5000 yılına dek uzanır. İlk yerleşimi bugünkü Kaleiçi Çarşısı'nın olduğu yer olan Denizli, geniş tarım arazileri ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarih boyunca sürekli bir cazibe merkezi olur. Kentin Akdeniz, Ege ve İç Anadolu arasında bir geçiş iklimine sahip olması, Denizli'yi tarımsal çeşitlilik açısından zengin bir noktaya taşır. Ayrıca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'ya giden yollar üzerinde kurulan şehir, ulaşım ve ticaret açısından da avantajlı bir konuma sahip olur. Lidyalılardan Perslere, Romalılardan Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar tarihin akışına yön veren çok sayıda devlet, Denizli'yi Anadolu'ya sahip olmanın ve hakimiyetini pekiştirmenin vazgeçilmez unsuru olarak görür. Anadolu'da kurulan çok sayıda medeniyetten izler taşıyan Denizli, bu zenginlikleri başarıyla koruyarak turizm açısından önemli adımlar atmayı başarır. Başta Denizli Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere tüm Denizlililer bu eşsiz güzelliklerin korunup yaşatılmasında ciddi katkılar sağlar. Şehir, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Türk turizminin göz bebeği konumunda olan doğal güzellikleri de bünyesinde barındırır. Ülkemizde turizm denince akla ilk gelen yerlerin başında olan Pamukkale buna verilecek en güzel örnektir. Eşsiz güzelliğiyle ülkemizin turizm ikonlarının başında gelen Pamukkale, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yeryüzü cennetidir. Masalsı güzelliğine son derece lüks konaklama tesislerini de ekleyerek, her yıl on binlerce turisti ağırlayan beyaz cennet Pamukkale, Denizli'nin bağrında bir yıldız gibi ışık saçmaya devam ediyor. Denizli, antik kentler bakımından da oldukça zengindir. Roma ve Bizans döneminde önemi daha da artan kent, sahip olduğu antik kentlerin de katkısıyla ticari ve siyasi alanda merkez olma özelliğine dinsel yönü de ekler. Arkeoloji literatüründe kutsal kent olarak adlandırılan Hierapolis antik kentinde bulunan tapınak ve diğer dinsel yapılar, bunun günümüze yansıyan önemli örnekleridir. En az 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Hierapolis, şifalı termal su ve travertenleri sayesinde yüzyıllar boyu bölgenin en önemli sağlık, din ve sanat merkezi olmuştur. İçerisinde Sütunlu Cadde, Agora, Nekropol, Domitian Kapısı ve kiliselerin bulunduğu antik kent bir açık hava müzesi görünümündedir. Hierapolis kentinin en büyük yapılarından biri olan Roma Hamamı, 1984'ten bu yana müze olarak hizmet vermektedir. Müzede Hierapolis kazılarından çıkan eserlerin yanında Leodikya, Kolezya, Tripolis, Attuda gibi çürük su vadisi kentlerinden gelen eserler de bulunmaktadır. Tunç çağının en güzel örneklerini veren Beyce Sultan Höyüğü'nden elde edilen eserlerin sergilendiği bölümse görülmeye değer. Denizli'nin turizm açısından önemli yerlerinden biri de Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri olan Leodikya'dır. Milattan önce 3. yüzyılda kurulan Leodikya, ticarette ulaştığı yerle antik çağda haklı bir üne sahip olmuştur. Bu ünün en önemli kaynağı Leodikya'da yetiştirilen kuzguni siyah renkli bir tür koyun ve bu koyundan elde edilen son derece yumuşak yündür. İşte bu özellikten dolayı
Laodikya fabrikasyon tekstil üretiminde antik dünyada önemli bir merkez haline gelmiştir. Aralarında Sisam Adası, Atina ve İtalya'nın da bulunduğu pek çok merkeze Laodikya'dan ihracat yapılmış, eski Roma krallarına giydiren elbiseler de burada üretilmiştir. Laodikya'nın antik çağda tekstil merkezi olması, giderek dünyada bir marka haline gelen günümüz Denizli tekstiline de temel teşkil etmektedir. Karahayıt Merkez İlçe Kasabası'ndaki kırmızı su travertenleri, Denizli'nin ülkemiz turizmine armağan ettiği bir diğer zenginlik olarak dikkat çeker. Termal suyun içindeki maden oksitleri nedeniyle kırmızı, yeşil ve beyaz renkli traverten tabakalarından oluşan karahayıt kaplıcaları, son zamanlarda yapılan 5 yıldızlı konaklama tesisleriyle iç ve dış turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Gerek Pamukkale termal suyu, gerekse Karahayıt ve Kaklık mağarası içindeki termal sular sayesinde Denizli, termal turizm açısından da zengin alternatifler sunar. Antik çağda kralların ve zenginlerin akın ettiği Pamukkale termal suyunun şifalı özelliği günümüzde bilimsel olarak ispatlanmıştır. Kalp ve damar sertliklerinden romatizmaya, sinir hastalıklarından felce kadar pek çok hastalık bu mucize suyun etkisiyle tedavi edilmektedir. Dünyanın en önemli termal merkezlerinden olan Karahayıt'ın şifalı su özelliği 2500 yıldan beri tecrübe edilmektedir. Avrupa'nın en önemli kür merkezlerine sahip olan Karahayıt, 5 yıldızlı modern konaklama tesislerinde ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Turistler 10-15 günlük tatil sonunda ruhen ve bedenen yenilenmiş olarak Denizli'den ayrılmaktadır. Denizli'nin turizm açısından önemli potansiyellerinden biri de mağaralardır. Honaz ilçesi Kaklık beldesindeki Kaklık mağarası içinde yer alan traverten ve havuzların ilginçliği, damla taşı, sarkıt ve dikitleriyle eşine ender rastlanan güzelliktedir. Mağara içinde ayrıca bol miktarda şifalı termal su bulunmaktadır. Denizli Antalya Karayolu üzerinde bulunan Dodurgalar Keloğlan mağarası, 145 metre uzunluğunda olup yatay olarak gelişen geçit konumlu fosil bir mağaradır. Mağaranın içi 10 milyon yılda su damlacıklarının yaratıcılığıyla oluşan sarkıt, dikit, sütun ve makarna sarkıtının oluşturduğu bir damla taş ormanı görünümündedir. Mağaranın ayrıca nefes darlığı, astım, bronşit gibi hastalıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Bir müzeler şehri olan Denizli'deki iki katlı Atatürk ve Etnografi Müzesi'nin alt katında etnografik nitelikteki kültür varlıkları sergilenmektedir. Atatürk'ün Denizli'ye geldiğinde kaldığı odadaki gardırop, pirinç başlıklı karyola ve barok stili çalışma masasının yer aldığı müzenin bir odasında da temsili olarak bir Denizli evi sergilenmektedir. Denizli kongre turizmi açısından da son zamanlarda ciddi atılımlar yapmaktadır. EGS Park içerisinde yer alan Denizli Kongre ve Kültür Merkezi, dünya standartlarında 4000 metrekare kapalı alanda hizmet vermektedir. Sempozyum, konferans ve değişik amaçlı toplantılar için hizmet veren merkez, 1500 kişilik kapasiteye sahiptir. Kamp alanları, elektrik, su ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri kusursuz olan Buldan Tastelen ve Serihisar Kefe'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yayla, Denizli'yi yayla turizmi açısından öne çıkarır. Ayrıca Honaz Dağı Milli Parkı, Kartal Gölü Karaçam Ormanı ile Akdağ ve Babadağ zengin bitki örtüleriyle botanik turizmi açısından önemlidir. Bünyesinde başta Acı Göl ve Işıklı Gölü olmak üzere çok sayıda doğal göl bulunduran Denizli, zengin bir kuş çeşitliliğine de sahiptir. Kent bu özelliği sebebiyle kuş gözetleme turizmi açısından da önemli imkanlar sunmaktadır. Turizm amaçlı pek çok sporun yapıldığı Denizli bölgesi, dağ ve doğa yürüyüşleri, rafting, yamaç paraşütü, olta balıkçılığı, av turizmiyle su ve kış sporlarına elverişliliği nedeniyle dört mevsim tercih sebebidir. Denizli,
doğal turistik değerler açısından da oldukça zengindir. Bu alanda Honaz'da Yukarı Dağ Dere Gölü, Çal'da Asmaaltı Şelalesi, Güney Şelalesi, Çivril Gümüşsu Şelalesi, Buldan'da Süleymanlı Gölü, Beyağaç ilçesinde bulunan anıt ağaçlar ve göller, şehir merkezine çok yakın mesafedeki Çamlık ve Kent Ormanı'nda can kurtaran mesireliği görülmeye değer yerlerdir. Sahip olduğu girişimci ruhu, yaratıcılık ve azimle birleştiren şehir, önemli atılımlar yaparak Türk sanayisinin lokomotif güçlerinden biri olmayı başarmıştır. Büyük düşünen, yurt içinde ve dışında büyüyen pazar payıyla birlikte güçlü atılımlar yapan Denizli sanayicisi, kısa zamanda dünya çapında firmalara sahip olur. Özellikle tekstil ve konfeksiyon alanında Anadolu insanının el emeği göz nurunu yansıtan bu ürünler, modern teknolojinin de kullanılmasıyla geçmişten bugüne renk renk, desen desen bir köprü kurar. Geçmişten kopmadan, asla dünün gerisinde kalmamak prensibini ilke edinen Denizlili'nin ürettiği markalar dünya çapında büyük kabul görür. Günümüzde dünyanın dört bir yanına Türk malları ihraç eden şehir, ülkemize milyarlarca dolarlık döviz kazandırmakta. Tekstil, dokuma ve konfeksiyon başta olmak üzere deri, gıda, kimya, plastik, cam, otocam, kağıt, elektrolitik, bakır kablo, metal eşya, makine ve teçhizat gibi dallarda faaliyet gösteren Denizli sanayisinde mermerde önemli bir yer tutar. 1998 yılında hizmete giren Denizli Organize Sanayi Bölgesi, il ekonomisinin kalbi durumundadır. Denizli-Ankara yolu üzerinde 3 milyon 500 bin metrekare alan üzerine kurulan sitede, dokuma ve giyimden demircilik ve metal sanayi işletmelerine kadar pek çok alanda üretim yapan tesis faaliyet göstermekte. Şehir ekonomisinde yaşanan hızlı büyüme, yeni sanayi bölgelerinin açılmasına hız vermiş, bu alanda yapılan çalışmalar sonuçlarını hızla vermeye başlamıştır. 2000 yılı sayımlarına göre 850 bin nüfusa sahip olan Denizli, 19 ilçe, 100 kasaba ve 372 köyden oluşmaktadır. Denizli'nin geçim kaynakları arasında tarım da önemli bir yer tutar. Sulanabilir geniş ovaların bulunduğu şehir, tarım ürünlerinin ihracatında da ülkemizin önde gelen illerindendir. Tarla ürünleri içerisinde buğday, mısır, arpa, şeker pancarı, pamuk ve tütün, sebzeler içerisinde ise domates, karpuz, kavun, salatalık ve havuç başta gelir. Denizli'de meyvecilik de oldukça önemlidir. Buldan ve Çal ilçelerinde üretilen üzümlerden elde edilen şarap, dünyaca ünlü bir tada sahiptir. Bölgenin şarapçılığı mitolojik döneme kadar uzanmaktadır. Üzümün yanı sıra Çivril'de elma, Honaz ve Çivril'in Gümüşsuyu kasabasında kiraz, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinde zeytin, nar ve şeftali yetiştirilmektedir. Sarayköy'de bulunan termal suyla hem Tarım İl Müdürlüğü'nce işletilen seralar ısıtılmakta hem de Denizli için elektrik üretilmektedir. Denizli hayvancılıkta da çok büyük gelişim göstermektedir. Sığır, keçi ve koyunun hayvancılıkta önemi büyüktür. Ayrıca Çameli ilçesinde yetiştirilen alabalıklar da ağızları tatlandırmaktadır. Çivril ilçesindeki toprak, yaprak ve su tahlil laboratuvarları da çiftçilerin hizmetine sunulmuştur. Ülkemizin önemli eğitim kurumlarından biri olan Pamukkale Üniversitesi, ilin sosyo-kültürel hayatının zenginleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Denizli Spor'un özellikle son zamanlarda Avrupa'da elde ettiği başarılı sonuçlarsa Denizli'nin gurur vesilesi olmuştur. Evet, Denizli'de tarih ve doğa dünyanın çok az şehrine nasip olacak şekilde ahenkli bir birliktelik gösterir. Bu masalsı birlikteliğe
çağın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı fabrikaların da eklenmesiyle Denizli modern şehirleşme alanında ülkemize de model teşkil edecek bir konuma ulaşır. Ancak tüm bunlar Denizli'yi anlatmaya yetmez. Karanlıkta kalmış nice değer, farkına varmadan yanından geçip gittiğimiz daha nice güzellik saklıdır Denizli'de. O ancak doya doya içine çekilerek hissedilir. Bir tutam kır çiçeği gibi. Ve yaşanarak tadına varılır. Yüzyıllara meydan okuyan ölümsüz bir sevda gibi.